Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Kurban, Yaradan'a olan ihlas ve samimiyeti ortaya koyan bir ibadettir. Hazreti İbrahim'in fedakarlığı, Hazreti İsmail'in itaatkarlığıdır kurban. Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail'in Allah'ın emrine itaat konusunda verdikleri başarılı imtihanın hatırasını tazelemektir kurban. Kurban varlığı adamaktır. Kurban kurbiyettir, şükürdür ve ibadettir. Yaradana bağlılıktır, bir yakınlık sevdasıdır. Yaradana yakınlaşmaktır kurban. Uzaklıkları yakın kılmaktır. Evine et girmeyen bir yoksulun sofrasında katık olabilmenin mutluluğunu yaşamaktır. Açlıktan ağlayan çocukları merhametin sofrasına davet etmektir. Ümidi paylaşmaktır kurban. Tebessümü bölüşmektir. Kurban Allah'a boyun eğmektir. Ona ibadet etmektir. Emrini yerine getirmektir. Kulluk bilincini tazelemektir. Yakınlık da takvadır. Takva da teslimiyet. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşacaktır. Fakat ona sizin takvanız ulaşacaktır. Müminler bu emri yerine getirerek her kurban bayramında Hakk'a bağlılıklarını göstermekte. Kurban bir hediyeleşme ve paylaşmadır. Hem dinimizin hem de insanlığımızın gereklerinden biridir paylaşmak. Bu dünya ve hayat bir emanettir. Bu dünyada herkes birilerine emanet. Fakirler zenginlere, hastalar sağlıklı insanlara, bilmeyenler bilenlere, sevgiden yoksun olanlar sevenlere, yetimler yetim olmayanlara. Paylaşmak, infak her şeydir. Sadece çayını, suyunu, ekmeğini değil, sevgiyi, yalnızlığı, üzüntüyü paylaşmaktır esas olan. Varlığı bağışlamanın adı olan infak duygusunu tatma mevsimidir kurban. Yıllardır kendi dini bayramlarını dahi sevinç ve mutlulukla kutlamaya hasret kalan, gözyaşı, ekonomik sıkıntı ve yoksulluğun gölgesinde bayram yapamayan din kardeşlerimizi hatırlamak, mallarımızdan infak ederek mutluluğu paylaşmaktır kurban. İnfakla sahiplenme duygusundan kurtulmanın bir aracıdır kurban. İşte bu anlamda kimsesizlere aş olur kurban. Nimete şükür, hayırda yarış olur. Yüzlerde tebessüm, gözlerde sevinç olur. Kardeşlik olur, yakınlaşma olur kurban. Bir bayram olur, sevinçler büyür, sel olur. Giderek yitirdiğimiz infak, sevgi, kardeşlik ve dayanışma gibi insani değerlerimizi yeniden kazandırır kurban. Kurban, var olanı paylaşmaktır. Paylaşılacak bir şeylerimizin olması ya da hayatımızda paylaşacağımız insanların olması aslında ne kadar da güzel bir duygu. Bunu düşünmek bile içinizi ısıtmıyor mu hiç? Allah'a uzanan yolda infak ederek sahiplenme düşüncesinden kendini arındırmak varken sahiplenmek niye? Yardımlaşmayı imanımızla temellendiren beni biz yapan dinimizin rahmet kaynaklı şu çağrılarına kulak vermek gerekmiyor mu? Sevdiğiniz şeylerden Allah için infak etmedikçe gerçek bir takvaya eremezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Bu açıdan farklı ülkeler ve coğrafyalarda yaşayan insanları kaynaştırarak sevgimizi zirveye taşıyan, yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendiren dini bir ibadettir kurban. Bir yudum suda damlayı paylaşmaktır. Yalnızlığı, yokluğu, acıyı, ekmeği, duaları paylaşmak. Dünyada birbirimizle paylaşarak birbirimizi destekleyebileceğimiz o kadar çok sebep var ki, yediğimiz ekmeği ikiye bölmenin, yüreğimizdeki sevgiyi çoğaltmanın,
dertliyle dertli, mutluyla mutlu olmanın, hep beraber sevinç ilahileriyle Rabbimizi yüceltmenin ve gözyaşlarıyla her birimiz için Rab'dan af dilemenin, dualarla birbirimizin değerlerini hissetmenin, ellerimizi almaktan çok vermek için uzatmanın artık zamanı gelmedi mi? Veren el, alan elden hayırlıdır diye buyuruyor Hazreti Peygamber. Artık paylaşmanın zamanı gelmedi mi? Öyleyse gelin sevgisi sönmüş şu çağa rağmen paylaşalım. İşte hayırda yarışma fırsatı. Kurbanlarımızla yurdumuzdaki muhtaçlara, dünyanın öteki ucuna ulaşmak. Kardeşlik, sevgi, dostluk ve yardımlaşmanın en güzel örneğidir. Tüm İslam ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de her yıl binlerce kurban kesilmekte. Bu kutsal görevi ifa etmenin mutluluğu yaşanmakta. Ancak insanımız bu mutluluğu yaşarken bazen zaman ve mekan sıkıntısı çekmekte. Zamanı ve kurban kesecek mekanı olmayan ya da keseceği kurbanın tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştıramayan vatandaşlarımıza Diyanet İşleri Başkanlığımız Türkiye Diyanet Vakfı ile işbirliği halinde vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu düzenleyerek aracı olmakta. Kurban kesenlerle kesemeyenler arasında köprü olmakta. Kurbanlar ekonomik, sağlıklı ve çevre koşullarına uygun şekilde kesilip yoksullara ulaştırılmakta. Hem bir vecibe yerine getirilmekte, hem de bir ecir kapısı aralanmakta. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli kardeşlerim, bizim mümin ve Müslüman olarak bütün ibadetlerimizin en temel gayesi, insanoğlunu Rabbine, yaratıcısına yakın olmasını sağlamaktır. Biz buna din literatüründe kurban diyoruz. Kurban, insanı Rabbine, yaratıcısına yakınlaştırmak için emredilen bir ibadettir. Hazreti İbrahim'den sevgili peygamberimize kadar bu ibadet bir teviye devam etmiş, o günden bugüne. Bütün Müslümanlar bu ibadeti yerine getirmişlerdir. Milletimiz tarih boyunca kurban ibadetine daha farklı bir önem atfetmiştir. Son yıllarda özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız, büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımız bu ibadeti yerine getirmekte zorluklarla karşı karşıya kaldılar. Bunun üzerine vekaletle kurban uygulaması başladı. Türkiye Diyanet Vakfımız çeyrek asırdır sizden aldığı bu emaneti adeta kendisini sizin yerinize koyarak, asil gibi hareket ederek, vekil gibi değil, asil gibi hareket ederek bu ibadeti harfiyen yerine getirmenin, sizin emanetinize en güzel şekilde riayet etmenin hep gururunu yaşamıştır. Bu sene yine hem Türkiye içerisinde hem Kafkasya'da gerçekten bir lokma ete muhtaç olan dünyalarda, özellikle bu yıl kıtlıkla karşı karşıya olan Afrika'nın muhtelif yerlerinde sizden aldığı bu emaneti en güzel bir şekilde yerine getirecektir. Allah şimdiden ibadetlerinizi kabul buyursun. Bu vesileyle şimdiden hepinizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Kurban Bayramı'nın milletimize, alemi İslam'a ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini, İslam milletlerini Allah'a yakınlaştırmasını temenni ediyorum. Kurbanlarınızı sizin adınıza kesiyoruz. Yurt içinde il ve ilçe müftülüklerimiz, yurt dışında ateşelik ve müşavirliklerimiz aracılığıyla vekaleten kurban kesim organizasyonumuza siz de katılın. Mesafelerin gerisinde değil, önünde olmak için, bir adımda bin adım yaklaşabilmek için, bir yetimin başını okşamak, açlık çekenlere gönül sofrası kurmak için katılın siz de bu kervana. Yardımlarınızla bir gönül köprüsü kurulsun diye. Arşa ulaşacak duaları var kimsesizlerin ve yetimlerin. Kurbanlarınız yoksullara ulaşıyor. Kurbanlarınız dualarla buluşuyor. İşte Sudan, Senegal, Etiyopya, Gine, Bissau, Afganistan,
Pakistan, Azerbaycan, Irak, Türkmenistan, Abazya, Makedonya, Litvanya, Moğolistan, Rusya, Tataristan, Kabarday, Balkarya, Karaçay, Çerkezya, Kırım, Kazakistan, Kırgızistan, Arnavutluk, Romanya, Bulgaristan, Tiflis ve Kongo. Kurbanlarınız yoksullara ulaşmakta. Kurbanlarınız yurt içinde Kur'an kurslarına, öğrenci yurtlarına, gazilerimize, şehit yakınlarımıza, fakir ve muhtaçlara, yurt dışında da soydaş ve dindaşlarımıza gönderilmekte. Ülkemiz insanının selam ve dualarıyla birlikte, ülkemizin dört bir yanında yaşayan fakirlerimizin yanında oluyoruz sizin adınıza. Kurban Bayramı'nın sevincini yaşatmak için yurdumuzun her bölgesine ulaşıyoruz ve sunuyoruz kurbanlarınızı bir bayram hediyesi olarak yoksullara. Onların dualarına bütün içtenliğimizle amin diyoruz sizin adınıza. Kurbanlarınızı kesiyoruz. Dünyanın dört bir yanında gariplerin gözyaşları içinde sizlere yaptıkları teşekkürlere aracı ve şahit olmaktan mutlu oluyoruz. İşte Etiyopya'da, Sudan'da, Senegal ve Afganistan'da hayat mücadelesi veren kardeşlerimize bayram hediyesi olarak ulaştırılan kurbanlar. Masum gözlerle sizlere bakan, açlıkla dost olmuş çocukların sofrasında olduk. Tüm çabaları yiyecek bulmaya odaklanan çaresizlerin yanında olduk. Aylarca, belki de yıllarca et yemeyen bu mazlumlara ve masumlara, sizin adınıza, sizin emanetlerinizi, sizin selamlarınızı sunduk ve onların içten yapılan dualarını getirdik sizlere. O halde geliniz iyilikte ve takvada yardımlaşalım. Hayır ve dua yüklü bu kervana katılalım. Yaklaşmakta olan Kurban Bayramı'nda alacağımız kurbanın bedelini şimdiden ayıralım. Bu hizmet kervanı için hazırlanan afiş ve broşürlerde gösterilen hesaplara sizin de hayrınız damlasın. Damlalar akıp nehir, nehirler de derya olsun. Haydi gecikmeyelim. Kurbanlarımızla yurt içi ve yurt dışındaki kardeşlerimizle beraber olalım. Unutmayalım, paylaşmak tüketmekten daha güzeldir. Allah kestiğiniz ve keseceğiniz kurbanları kabul etsin. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Barış, huzur, sevgi ve güven dolu bir gelecek bizim olsun. Bayramımız mübarek olsun.